Merhaba sayın veliler, yeni bir derste daha birlikteyiz. Bu dersimizde hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma çalışmaları yapacağız. Çocuklar şu anda havanın sıcak olmasından dolayı okuldan epeyce uzak oldukları için adapte sorunları yaşıyorlar. Biz de bu yüzden okumaya geçememiş çocukların sesleri tanıyıp da ama birleştirmeyi yapamayan çocuklara yardımcı olmak için bu dersin videosunu çektim. Eğlenceli hale getirmek lazım. Bu yaştaki çocuklar çok erken sıkılıyorlar. O yüzden biz de sıkılmadan, oyunlaştırarak, eğlenerek öğretmeye çalışacağız. O yüzden sizden oynamak için iki araba olsa çocukları daha iyi derse bağlayabiliriz. Çarpıştırma diyoruz, birleştirme diyoruz. Ondan esinlenerek arabayı elimize aldık. Ne yapacağız? Heceleri arabanın üstüne yapıştırdık bant yardımıyla. İlk önce başlayalım, basitten zora doğru gidelim. Çocukların gözünü korkutmamak gerekir. Yapamıyorum deyip de özgüvenlerinin düşmemesi gerekir. Her seferde aferin, gayet güzel oluyor, evet doğru şeklinde onların motive edici sözlerle birlikte heveslendirmek gerekir. Biz de şimdi bunu başka bir sürü materyaller daha hazırlayacağım ama ilk etapta çocuklar genelde, özellikle erkek çocukları da arabayı severler. Önce bir arabayla bu çalışmalardan birkaç örnek vermek istiyorum. Yine aynı şekilde birinci grup ve ikinci grup sesleri ağırlık verip güzel kavrattıktan sonra 3, 4, 5. grupları kolaylıkla kavrayabiliyorlar. Önemli olan 1 ve 2'de bu sesleri hissettirmek. Evet, çalışmalara başlıyoruz. İki tane arabamız var. A sesiyle L hecesini arabalar çarpıştığı zaman ne oldu? Ali, Ali, Ali. Bu işlemi yaptıktan sonra çocuklar Ali'yi çarpıştırdıktan sonra ekledikten sonra ne yapıyoruz? Bir satır Ali, Ali, Ali yazıyoruz ve okurken de Ali, Ali diye okuyoruz çocuklar. Şimdi de E sesi ve buraya bakıyoruz. Hangi hecemiz bu? K, k, i, kin, kin. Nasıl okumaya çalışıyoruz? Önce k, önüne iyi gelince ne olur? Ki, yapıştırınca ne olur? Kin. Kin, kin. Bu neymiş? Kin hecesi. Şimdi E sesi, yani hem hece hem hece hem ses. E ile kini çarpıştırdığım zaman ne olacak çocuklar bakalım. Geliyoruz, çarpıyoruz. Ne oldu çocuğum? E kin, e kin, ekin, ekin, ekin. Evet, yine bunu çarpıştırdıktan sonra bir satır defterimize hem yazalım hem okuyalım çocuklar. Şimdi bu arabalara bakalım çocuklar. Sırayla gidelim. Bu hangi hece? Okumaya çalışalım. L. Bunu okuduk değil mi? Koyalım. Şimdi bu heceye bakıyoruz. K, e, k, k, k. O zaman neymiş bu? L, k, L, k. Hadi bakalım bu heceler çarpışsın. Evet, geliyor ve ne yapıyorlar? Çarpışıyorlar. Okuyalım mı çocuklar? Okuyalım. L, k, L, k, L, k.
Evet, leke tişörtlerimizde tam da yaz döneminde vişne lekesi, kiraz lekesi olabiliyor değil mi çocuklar? Okuyoruz. Leke, leke, leke. Evet, bunu da bir satır yazalım. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu hangi sesimizdi? Sesler değil mi? İ, i. Bu hangi heceydi? Hı, önünde i varken ne yapıyorduk? I, i, li, li, k yapıştırıyoruz. Lik, lik, lik. Evet, lik hecesi. Şimdi i ve lik hecesini ne yapıyoruz? Çarpıştırıyoruz. Evet, çarpıştırdık. Ne oldu çocuğum? İlik, ilik, ilik. Evet, gömleğimizin iliği, hırkamızın iliği var değil mi? Oradan hatırlayın çocuklar. İlik, ilik. Şimdi buna bakıyoruz. I-a, la, la, la hecesi. Diğer hecemiz ne? I-e, le, le, le. Bu ikisini çarpıştırdığımız zaman ne olur çocuğum? Çarpıştırıyoruz. Lale, lale, lale. Demek ki bir isim değil mi? Özel isim olduğu için farkında mısınız? İlk harfi her zaman büyük olur. Biz buna ne diyorduk büyük harflere? Anne, l. Yani büyük olduğu için anne benzetmesi yapmıştık değil mi çocuklar? İsimler büyük harfle başlar. Çünkü özel isimdir. Lale, lale. Şimdi buna bakıyoruz. El, el hecesi var değil mi? El. Şuna bakalım. Li, 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 li. Evet. İki heceyi çarpıştırıyoruz. Çarpıştırdık ve yan yana getirdik. Ne oldu? Elli, elli, elli. Evet çocuklar. Bunu da güzelce okuduktan sonra bir satır defterimize yazalım. Evet, başka bir kelime oyunu. Evet çocuklar. Birinci arabamızda ne var? Hangi hece var? Kek. 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 K-E-K-E-K. Kek. K-E-K. Kek. Kek hecesi. Bu hangi hecemiz? L-i-lik. Lik. Görüyor muyuz? Lik. Evet çocuklar. Yine aynı şekilde iki heceyi çarpıştırıyoruz. Arabalar çarpıştı. Ne oluştu çocuklar? Hangi kelimemiz oluştu? Keklik, 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 keklik. Bunu 3-5 kere tekrar ediyoruz. Sonra da kurallara uyarak en güzel yazımızla bir satır defterimize yazıyoruz çocuklar. Evet, şimdi de 3 tane hecemiz olsun. 3 tane arabayla çarpışalım. Hadi bakalım. Bu hangi sesti? A. Bu hangi sesti? İ. Bu hangi heceydi? I, E, L. L. Bu üçü birlikte. Üç araba çocuğum. Üçü birlikte çarpıştığı zaman ne oldu? Biz tabii ki bu arabaları düzenliyoruz. Ne oldu? Aile, 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 aile. Evet, üç heceli kelimemiz aile. Bunları da defterimize yazıp tekrar yazdıklarımızı hep beraber okuyalım. Böyle bir sürü kelime türetebilirsiniz. Hecelerden kelimeler oluşturabilirsiniz. Oyunlarınızı tabii ki siz daha güzel oynayacağınıza eminim çocuklar. Ben bu konularda biraz yeteneksiz olabilirim çocuklar ama siz harikalar yaratacaksınız. Buna eminim.
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.